Bakırköy Sosyete Pazarı'ndayım arkadaşlar. Kozmetik ürünleri soranlar için böyle bir tezgah buldum. Emily dudak kalemi diyor mesela. 50 TL, 40 TL'ye böyle göz kalemleri var. 40 TL. Lütfen denemeyiniz. Teşekkürler diyor. Simli mimli. Şöyle far paletleri var. Bu arada şarjım bitiyormuş. Her an kapanabilir. Bu far paleti çok iyiymiş. Böyle simlisi var. Bakın yılbaşı için güzel olabilir. Partiler için, doğum günü partileri falan. Burada fiyat yazmıyor nedense. Böyle bir far paleti var. Ayşe de o diyor. Matmış. Güzel görünüyor bunlar. Bunlar ne kadar far paletleri? Hangisi efendim? Bunlar? Bunlar 200 lira efendim. 200 TL'ymiş. Burada yazmıyor zaten. Şöyle bir şey var mesela kalpli martli. Nude diyor. Ten rengi demek nude. Şöyle simli mimli. Güzel, şunlar güzel görünüyor. Buraya 130 TL ediyor şunlara. Bunlar 70 TL ediyor. Neymiş bu stick? Concealer stick diyor. Ha. Ben buna benzer bir şey başka markada kullanıyorum. 70 TL'ymiş. Bakın böyle mat ruj var. 60 TL ediyor. 80 TL'ye böyle bir şey var. Bu da ruj herhalde. Ne bu? Ruja benziyor. Liquid blush diyor. Ha. Sıvı allıkmış bu. Allıkmış bakın şöyle. Sıvı ama. Liquid diyor. Şöyle maskaralar falan var. Arkada da beni görüyorsunuz. 100 TL'ye bunlardan var. 120 TL'ye şunlardan var bakın. Far bunlar. Göz farı. Renkli renkli. Değişik değişik renkleri var. Çeşit çeşit. 120 lira diyor. Bunlardan var bakın. Simli simli. Neymiş? Bu ışıltık atıyormuş. Glowing Nice Palette diyor. Işıltılı. 100 TL'ymiş bunlar mesela. Şu güzel görünüyor. Ten rengine yakın tonları var. Şu da güzel. Böyle küçük çantada taşıma boyları var bakın. Altılı altı. Sonra ne diyor? Mat lip gloss diyor. 80 TL. 80 TL. Burada da 80 diyor. Bunlar rujlar, glosslar. Mat diyor 150 diyor. Kiko'nun ürünlerinden yapmışlar. 70 TL diyor. Shining liner diyor. Işıltılı şeymiş. Eyeliner gibi bir şey yani. Göz kalemi gibi düşünün. Bunlar terakota diyor, 50 TL. MAC değil tabi onlar, böyle yazmışlar. Böyle ürünler var arkadaşlar burada. Şöyle bir tezgah burası kocaman. Pazarın sonuna doğru yani. Pazarın sonu şurası mesela, oraya yakınız. 34 numaranın oradayız bakın. 34'ün karşısı. Nerede diye sorarsanız burada yani. Evet, devam ediyorum. Makyaj ürünlerini yeterince çektiğimi düşünüyorum ve geçiyorum. Erkekler için böyle ürünler var bakın. Beli lastikli pantolonlar. Kadınlar için böyle yüksek bel, ütü izli pantolonlar var. Güzelmiş. Boğaz vardı. Erkekler için böyle 200 TL'ye kemerler var. Marka kemerler. Markacılar için Armani falan. Bakın şunlar zarif diyor aslında. Kullanabilir gayet. 200 Hugo Boss bilmem ne. Kart vizitler var burada. 100 TL diyor. 100 TL fiyat. 100 TL fiyat söylemedin olmasın. 150 TL diyor bunlar cüzdanlar. Erkekler için de alabilecek gözlükler var. Prada diyor mesela. Hoşmuş. Şu da hoş. Bunları ben küplü yakalı mantolarla falan beğeniyorum. Hoş oluyor. Burada fiyat ne kadar? 350 TL'ymiş. Gözlükler 350 TL. Yakın gözlükleri 200 TL oluyor. Şu klasik Ray-Ban Wayfarer modeli. Severim ben bunu. Louis Vuitton'un böyle bir modeli varmış. Bu da güzelmiş. Ben bir böyle mavi camlı bir şey istiyorum. Cartier'in modeliymiş bakın Cartier. Bu da güzelmiş. 350 TL gözlükler. Versace diyor 350. Bakın 350 tekrar söylüyorum. Fiyat söylemedi olmasın sonra 350 TL fiyat. Sonra böyle taş kuşu sevenler için modeller var. Şöyle zincir gibi sapı olanlardan var. Değişikmiş. Böyle bir yana şey degrade renk geçişli var. Şu taşlı tuşlar da yeni çıkmış galiba. Bu tam böyle Rus-Ukrayna onların sevdiği tarih sapmışlar. Şöyle modeller. Bakın değişik değişik. Bir sürü çeşit. Şu da değişikmiş. Damat çalı gibi mermer desenli. Şu da güzelmiş. Beğendim. Valla güzel gözlükler var arkadaşlar. 350 TL. İniz varsa gelin bakın buraya. Şöyle kırmızı çerçeveli mesela. Mimi diyor. Onun tarzını sevenler varsa bu Gucci diyor mesela. Versace diyor. Bu tarzı seviyorsanız Ferragamo.
Salvatore, Made in Italy, İtalya'da yapılıyor diye yazmışlar. Şunlar güzel, Louis Vuitton güzel falan. 350 idi, yakın gözlükte 200'dü. Saatler genelde 350 oluyor. Burada da soralım bakalım. Bunlar ne kadar mesela? 400'müş bunlar. Şu da güzelmiş yalnız. Aa, şu da çok iyi. Hepsi 400'müş. Hepsi 400'müş. Şöyle bir çekeyim size o zaman. Hepsi 400'müş arkadaşlar. Saate ihtiyacı olan varsa baksa, hem kadın hem erkek saati bunlar. Bakın versacı sevenler. Şu saks mavi kadranlı var. Emporio Armani. Bu klas bir saate benziyor bakın. Güzelmiş, beğendim. 400 TL. 400 TL'ye böyle saatler bakın. Güzel var şurada. Şurada akıllı saatler var. Şurada Lacoste'lar falan var. 400 TL. 400 TL. İnce şöyle zarif işler istiyorsanız ön sıradan bakabilirsiniz, kadınlar için var. Şu da güzelmiş mesela. Vintage saatlere benziyor. Şu da güzel, zarif, beğendim. 400 TL'ydi. Aa, şu çok iyiymiş. Bak, sihirli süngerler var ya, onun eldiven şeklinde olanı yapmışlar. Eldivenle daha rahat temizlenir bence. Şunların eldiven şeklinde olanı yapmışlar. Bunlar çok güzel temizliyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Tencerenin altı falan yandıysa onları temizlemek için. Bu da kedi tüyü almak için olanları. Tüyleri toplamak için. Bu ne? Bozuk mu? Çikolata kalıbı. He, güzel. Çikolata kalıbı. Pardon. Şu bonelerden var. Yıkandıktan sonra takıyorsunuz bunları saçınızı kurturken. Bıçaklar falan filan var. Şu smotellerinden var. Kocaman. Ne kadarmış? 400 TL ama kocaman. Bayağı büyük yani. Kolumun yarısı kadar. 400 TL. Küçükleri var. Plastik ama bunlar. Şöyle solingen bıçaklar var bakın. Şuradakilerden. Solingen iyi de bıçak markası olarak. Bir de bunlardan var. 100 TL yazıyor bunu. Güzel görünüyor valla. Yeşil, mor, mavi, siyah saplılar var. Burada da çanta satıyorlar. İlginç bir tezgah. Züccaci ürünleri bitiyor. Burada cam pipetlerden ve temizleme fırçalarından var. Saklama kapları var. Çat diye burada çantalar başlıyor. Çat. Çat diye bir ses geliyor. Çat. Burada erkek pantolonları var. Erkekler için kıyafet var mı? Erkek kıyafeti satılıyor mu diye ısrarla soranlar. Bakırköy Sosyete Pazarı'nda erkekler için de böyle kargo cepli çok güzel pantolonlar var. Bakın buradan göstereyim. Fiyatlar ne kadar aşağı yukarı? Aşağı yukarı ne kadar? 400-450'ymiş arkadaşlar. Erkeklere duyurulur. Burada da kot pantolonlar var bakın yukarıda. Vallahi güzel bence. 400-450 diyor. Gelip alabilirsiniz. Mağazalarda 700-800'den aşağı bulamazsınız. Burada valizler var böyle. Çok kalabalık. Niye kalabalık bu kadar bu stand? Şu ne kadarmış? Bu ne kadar acaba? Bu ne kadar? 1200 TL'ymiş. Güzelmiş yalnız bu. Beğendim. 1200'müş pembe olan. Kabin boş. Komple 15 bin liraymış 3 tanesi. Buraya ne diyor? Seçal 20 TL diyor. İkinciye galiba. Böyle tezgahlar da oluyor aralarda böyle. Araştırıp bakarsınız güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Şu neymiş merak ettim. Yürüm çekti. Yakışlı bir şey doğru. Bakayım. 20 TL'ymiş bu tezgah. Güzelmiş. Bu neymiş? Kahverengi, kabarengi. Uzun bir elbise. 20 TL arkadaşlar, burası 20. İkinci el tezgahlarda bulabiliyorsunuz aralarda. Burada mesela yine iPhone ürünleri satılıyor. 3 tane telefon kılıfı diyor, 150. Tanesi 50'ye geliyor. İyiymiş burada fiyatlar. Bakalım şuraya. Böyle şeyler var bakın. Şu anda sahibi burada değilmiş. 5 dakika sonra gelecekmiş. Bakın güzelmiş bu. Bu benimkine olmaz ama ya. Benimki şu. Bakayım aynı boyma. Yok bu benimkinden büyükmüş ya. O da değil. O da değil, bu da değil. Ay şunlar güzel bakın, şeffaf. Bunlar simli. Genç kızlar beğenebilir. Simli simli Barbie Girl tarzı. Şöyle granit gibi. Erkekler de olabilir. Kavşan mahşan var. Şöyle şeyler. iPhone 11 diyor buraya. Buraya 14-15 diyor. Rujlu mujlu var. Yıldızlı var. Yaldız diyecektim. Şöyle simli var. Sade, bu güzelmiş. Şık duruyor bunlar. Kalpli malpli var bakın. iPhone 11 diyor bu tarafa.
Buraya 13, 14, 15, 7, 8, SE diyor. ASE'nin hangisi bakayım? Nerede benimkinin kılıfları? 3 tanesi 150 iyi fiyat ya. Nerede SE? Niye göremiyorum? Göremiyorum orada. Hala göremedim. Bakıyorum. Yok. Tuhaf değil mi? Hani burada yazıyor SE diye. Nerede? Ay. Şu renkler de güzel bakın erkekler için. Siyah sade istiyorsanız bakın siyahlar var. Morlar var. Güzelmiş. Fosforlu sevenler için yeşil. Pislik yeşili. Şu da şirinmiş. Burası 11 bölümüydü. Hala ben kendi telefonumunkini bulamadım. Şu da güzelmiş. Bu da şirin. Ama parmaklarınızla oynamak için herhalde. Hala SE'yi bulamadım. Şu da şirinmiş. Her an bu arada şarjım bitebilir arkadaşlar. Kapalı diyorlar. Tezgah kapattı. 3 tanesi 150 diyor bakın. Ben şu çekimi bitireyim de ondan sonra oraya döneyim bakayım. Ben böyle diye diye bir sürü tezgah geçtim yalnız. Bugün almak istediğim, ihtiyacım olan bir sürü şey es geçmiş oldum. Çünkü döndüğümde kapanmış oluyor tezgahlar. Şu fotoğraflarının ayısı çok şirinmiş. Burada açık rengi de var yukarıda. Şurada da var bakın. Ben bunları çok seviyorum ya. Şey orijinalinde bunlar 4-5 bin liradan aşağı değil bu arada. Bunlar ne kadar? 500 TL'ymiş. Bayağı kalın kalın burası böyle. Böyle şeyler var bakın burada. İşte yavaş yavaş çekeyim bu tezgahı. Güzel ürünler varmış. 500 TL'ymiş bu. Polaroid'ların ayısı olanlar. Dediğim gibi internetten bakarsanız fiyatlar bayağı yüksek orijinalinde. Şu tatlıymış 40 dolar. Yıldızlı bakın şu kot ceketler de güzelmiş. Gömlek ceket arası. Taşlı tuşlu şurada da var. Taşlı tuşlu sevenlere duyurulur. Yine güzel trikolar var burada. Bunlar çok güzel mesela sade. Yumuşacık. Bunlar da güzel pantolonlar. Şöyle Prada atletler var. Beşiktaş, Fenerbahçe şeyleri var, sweatshirtleri var. Bakın şurada hoodie'ler var. Şu çok güzel ya. Bu şey, şu ince trikolar ne kadar örgülü? 600 TL'ymiş. Bunlar yumuşacık ama çok güzel. Yeri çok iyi, bayıldım. 600 TL'ymiş arkadaşlar. Fiyat söylemede olmasın, 600. Erkekler için bakın şöyle üç renkli, renk bloklu, Lacoste var. Güzelmiş şu. Şu sormam lazım. Şu üstteki Lacoste var ya üç renkli, o ne kadar acaba? Ha o evet. Ne kadar? 600 liraymış. Bakın böyle bir yağmurluk. İnce. Yeni sezon ürünüymüş. Ay şarjım bitti. Güzelmiş arkadaşlar. Bakabilirsiniz yeni sezonmuş. Bana da farklı geldi o yüzden sordum. Üç renk bloklu yapmışlar. Turunculusu da var güzelmiş beğendim. Teşekkürler. Şurada şöyle bakın sweatshirtler falan var. Burada basketbol toplu varmış. Bunlar ne kadar? 300 lira. İki parça alırsanız 500 lira. Aa, yumuşacık gerçekten. Çok güzelmiş. Tanesi 300'müş. İki tane alırsanız 500 olur diyor. Mesela basketbol oynuyorsanız çok güzel bence yumuşacık. İçi de böyle şardanlı bakın. Tanesi 300, iki tanesi 500 diyor. Çok iyi fiyat. Bakabilirsiniz oraya. Pazarın en sonlarına doğru sağdan girdim. Bakış Habeş yazan şeye yakınım. Habeş yazıyor oraya yakınım. Burada yine bir telefoncu var. Telefoncu ve takıcı zaten çok fazla mevcut yani. Telefon kılıfı alacaksanız şöyle taş tuşu, sinir kolu şeyler istiyorsanız falan doğru yer yani pazarla. Hem de uygun fiyata alabilirsiniz. Keten gömlekler diyor 300 TL. Her an şarjım bitebilir, telefon kapanabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çat diye kapanırsa merak etmeyin. Şu arkadaki ceketler de güzelmiş yalnız. Sunileri görünümlü falan. Şunlar çok iyi. Şu ikisi mesela. İkisini de giyerim çok güzel. Şöyle peluş montlar var köklü. Güzelmiş bunlar. Bunlar ne kadar? 1600 TL'ymiş.
Evet abi, iyi akşamlar. Çok güzel ama. Çok iyi. 1600 TL'ymiş burada mesela. Beğendim. Bakın böyle renkleri var. 1600 TL dedi. Bayağı güzel ama yani. Hiç düşmezsiniz. Kalın kalın. Şu tava rengi de güzel. Şurası ikinci el galiba. İkinci el ürünler var senin burada. Ne diyor? 10 TL diyor mesela. Şurası ikinci elmiş. 10 TL diyor. Şurada terlikler var. Terliklere bakalım biraz. Şarjım bitmeden. Seç aldı 150 TL diyor. 150 TL diyor. Şöyle tavşanlı mesela. 40 numaraymış hem de. Gri var şöyle. 150 TL. Seç aldı 100 TL diyor buraya. Ablardan yapmışlar. Vallahi güzel bence. Altı da böyle bakın. 100 TL diyor. Laciverti var, grisi var, siyahı var. Süt kahvesi var. Erkek için de var. 41 numara mesela bu. Daha büyük numarası var mı? Bakayım. 42. Erkek için olabilir 42. Bakabilirsiniz. 100 TL'ydi bunlar. Bu taraf 150 idi. Şöyle şeyler de var. Hoş bulduk. Şöyle ayıcıklı da var. Şöyle de var bakın. Bu da şirinmiş. 41 numara diyor. 41 numara ayağı alan kadınlar bakabilir. 150 TL'ydi burası. Burası da 150 diyor. Şu pound of gibi olanlardan var. Bot gibi, ev botu. Ev botu deniyor bunlara. 150 TL diyor. Eşleri bizde diyor. Bunlar güzel ısıtıyor ayağınızı arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Bu tavşanlı Twiggy de vardı. Ben daha önce almıştım mesela. 36-38 diyor. 150 TL diyor. Bakayım kahverengisi var. Şu rengi var. Bir de fuşa pembesi var. Şöyle. Ama küçük numaralar kalmış galiba bunlarda. Bir de köpeklisi var bakın böyle. Bu da şirinmiş. Siyah da varmış. Aynı tavşanın. Bu ne diyor? 38-40 diyor. Bu benim numaram. Bir de şöyle gri köpek de var mesela. Tavşanın bu renkleri var. 150 TL'ydi burası da. Bakayım devam edeyim. Şarjım bitene kadar. Şurayı da çekeyim size. Burası ikinci elde 10 TL diyordu. Ama aşağıdakiler için tabii. Yukarıdakiler için değil. Burada bir gözlemeci var. Habeş gözleme dönerin oradayım. Buraya fiyat yazmamışlar. Böyle marka ürünler var. Ha yazmışlar 200 TL diyor. Şöyle marka tişörtler var erkekler için. Bu tarz şeyleri seviyorsanız mesela Palm Angels falan. Montclair diyor. 200 TL. Fiyat 200. Şu giriş çıkış yazısının oradaydı bu arada. Şu Habeş gözleme döner. Döner 70 TL mi? Bedavaymış. Kalmamıştır herhalde. Bakayım yok almış. Tavuk dönermiş. Ondan sonra şurada bir şalcı var şöyle. 50 numaranın oradayım. 50. Bu peynir şallardan falan var. Bunlar güzel bence. Bu tarz ürünler var. Çeşit çeşit renk renk. Bakabilirsiniz buraya 50 numarada. Fendi, Gucci bilmem ne. Ne ararsanız şu kışlık olan şallardan da var. Çift taraflı oluyor bunlar. İyi oluyor. Onların fiyatı daha fazla oluyor genelde. Bakın gençlerin beğendiği markalardan Le Benjamin bu. Güzelmiş bordosu kahverengisi. Mavisi var, grimsi mavi, açık grisi var. Bunlar ne kadar? 400. Şöyle baskı da var. 400 TL'ymiş. North Face'ler var bakın şöyle. Şöyle North Face var. North Face. Device diyor mavi. 400 TL'ymiş bunlar. La Flera'nın baskısı biraz soğuk olmuş. Chicago diyor. TVT 400 TL dedi. Arkada da böyle yine Zara Oysho. Ürünleri var. Burada eşofman altları var. Kalın kalın bayağı güzel kışlık kışlık. Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar atlar? Bunlar geniş paçaları 400. Lastikli paçaları 350'ymiş. Geniş paçaları 400'müş. Şu geniş paça 400. Dar lastikli paça 350'ymiş. Ama çok güzel yerlerymiş. Bir de oradan alıp buradan kombi yapabilirsiniz. Aynı renkler olduğu için takım yapabilirsiniz yani. Evet, sweatshirtlerle birlikte eşofman altına gelmişken alın bence. Çünkü sonra başka yerden bordo alayım diyorsunuz mesela. Rengi tutmayabiliyor. O yüzden almışken bordo alacaksınız. Altında bunu alın mesela. 60 TL'ye böyle çoraplar varmış. Çilekli güzelmiş mesela. 5 tanesi 100 TL'ymiş. Paketi 60 TL'ymiş. 5 tanesi 100 diyor. Şu patik çoraplardan falan babet çoraplarından da var. Burada yine çocuklar için ürünler var. Şöyle takımlar var. Buradan da göstereyim. Şu güzelmiş karpiyatı. Bakın böyle markacılar içinde Versace falan filan filan yapler var.
Bunlar genellikle 250 TL oluyor çocuk takımları. Şurada böyle bir güzel trikocu, melikocu varmış. Şu fiyonklu modeller de bayağı moda oluyor. Bakın şöyle üzerinde fiyonklar. Kendiniz de yapabilirsiniz evde. Bakın bunun düğmeleri taşlı fiyonk şeklinde. Bu tarz şeyler moda şu anda. Şu da 80'ler tarzı olmuş. Aa, geçen gün bunu Şişli'de bir mağazada gördüm yalnız aynısını. Bu ne kadar acaba? Merak ettim. Orada ne kadardı? Orada küçük defaları vardı ama. Bakın şöyle köpek patili değişik bir şey çıkmış. Model. Güzelmiş o. Ha şurada. Talk to the Pow diyor. Patime konuş diyor. 400 TL'ymiş bunlar. Tommy Hilfiger'lar falan var. Bakın şu da güzelmiş. İki rengi var. Gençler beğenebilir. Chicago ezanlar da güzelmiş. Bunu beğendim ben de giyerim. Şu da güzel. Bunlar bakın böyle takım yapabileceğiniz şekilde. Üstlere 400 diyor. Altlar da 400'e 800'e geliyor. Şu güzel duruyor aslında New York yazı. Ayıcıklı tuttu. Şu L yazı ayıcıklı da güzelmiş. Şu leoparlı olanlar da bayağı moda oldu. Hırka şeklinde böyle tüylü tüylü şunlar. Taşlı böyle incili düğmeler de çok moda. Şu fiyonklular da bayağı. 350 TL'ye böyle şofman altları var bakın. Pardon da göstereyim. Böyle hırka gibi, ceket gibi modeller de var. Taşlı tuşu seviyorsanız. Bakın şu nikah düğüne falan da giyilir. Belli bir yaş grubu. Şu da zarifmiş. Güzel bence. Bu ne kadar acaba? 500 TL'ymiş bu mesela. Şu rengi de var. Kırmızısı var. Şöyle pembiş var. Şu baklava desenlisi var. 500 TL'ymiş. Fiyatı söylemedin demeyin sonra. 500 TL'ymiş. Burada erkekler için 80 TL'ye atletler falan var. 4 adet 100 TL kadın için ışınları var. Bu da VIP lüks takı diyor. Bir sürü takı çeşitleri var bakın. Şu çivi bileklerden falan var. Bunlar 160-150 TL diyor. Kolye bunlar. 160-150-150-160. Şu güzelmiş mesela kalple. Şu deniz yıldızı da güzelmiş. Yazın güzel olur. Şöyle bir kalp model var. Burası Madame Coco diyor. 50 TL. Bakayım şunu. Güzelmiş. Bunlar kokulu. Dolabın içine koyuyor musunuz bunları? Yumoş diyor mesela. Gül diyor. Karışık meyve, lavanta, zambak, doğa falan diyor. Hurçların büyük boyu diyor. 3 tanesi 100 TL. Şu büyük boy herhalde. Bundan 3 tane alırsanız 100 TL'ymiş. Aslında taşınırken bana lazım olacak böyle bir şey. Alsam iyi olur. Yüzüğümü gösterirken ben. Sonra böyle gömlekler var. Bakın taşlı tuşu. Hala şarjım bitmedi. İnanamıyorum. Hala çekiyorum arkadaşlar size. 300 TL'ye zarar, 350 TL'ye mango zarar diyor. Pantolonlar. Twin şu kırmızılı olan. Twin yazıyor. Değişik bir modelmiş. Ben giymem ama giyenlere de mani olmam. 300 lira, 300 lira diyor. 250 liraya şöyle bir etek var. Mango yazıyor. Oxo diyor siyah olanda. Mango yazıyor. Buz rengi olan. Buz mavisi. Şu güzelmiş biraz. Gömlekler de böyle bakın. Taşlı tuşlu, simli pullu. Şu kuşlu olan şirinmiş mesela. Kot pantolonların üzerine giy çık zaten. Böyle rahat salaş salaş gömlekler renkleri böyleydi. Maviler, siyahlar. Burada ne kadar varmış? Şu çanta var. Şu çanta çok güzelmiş. Burada ne kadar çanta var? Şu anda Michael Kors çantayı gösteriyorum size. Şöyle bir çanta, bu değişikmiş bakın. Böyle bir leoparlı var. Gümüş gri var, şöyle bir model. Güzel, fena değil. Benim tarzım değil ama Vakko mesela bu. Vakko. Sapı böyle. Bunlar ne kadar? 700 liraymış. Anan güzel bunlar. Valentino diyor mesela. 700 TL'ymiş arkadaşlar. Ondan güzel. Ben de diyorum bunlar güzel çünkü deri mod diyor mesela. Şuna bakayım. Bu da güzelmiş. Safran sarısı. Jacqueline diyor. Jacqueline. Jacqueline. Böyle bir şey. Taşlı tuşlu modeller var. Şu peluş olanı beğendim. Ve parça 200 TL diyor, mango falan diyor. Çocuklar için atlar falan var. Böyle Pikachu'lu, Mikachu'lu, şirin şirin şeyler var. Parçası 200 TL'ymiş. Cool mood diyor mesela. Güzelmiş. Burada kapatayım mı artık ya? Kapatayım mı artık videoyu artık? Ne dersiniz? Burada beğenmeyi unutmayın. Kapatıyorum burada. Kendinize bakın.